Değerli izleyiciler, Akın Üner YouTube TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Samsun'u konuşacağız. 10. Köy'deyiz. 10. Köy Samsun gündemi programında değerli bir gazeteci arkadaşımla, üstadımla birlikteyim. Samsun Son Haber Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bilik ekranlarınızda. Hoş geldin Mustafa Bey. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar abi, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağlığın sıhhatin yerinde inşallah. Şükürler olsun. Korona olmamaya çalışıyoruz. Cümleten. Bütün milletçe aynı pozisyondayız. Aynen. Aynen. Evet, genel yayın yönetmeni olan sensin. Dolayısıyla haber akışını daha iyi takip ediyorsundur bizden. Estağfurullah abi. Senin kadar edemeyiz ama işte elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi Samsun gündemini bence bu hafta en çok meşgul eden konu ilk adım belediyesine atanacak kayyum konusuydu. Atanacak demeyelim de bu konunun böyle gündeme gelmesinden ötürü söylüyorum. Evet. Aslında geçen haftadan başlayan bir konu. Neden? Çünkü Cumhur İttifakı'nın ilk adım ilçe başkanları bu konuda bir kayyum gündeme getirdiler. Bir kayyum açıklamasında bulundular. Dediler ki Necaettin Bey, ilk adımda çöpler toplanmıyor. Hizmetler eksik görülüyor. Yeterince yapılamıyor. Bu nedenle hani yönetimden el çektirmeye yönelik bir gündem oluşturdular. Bir kayyum gündemi oluşturdular. Ardından bu soru AK Parti il başkanının basın toplantısı yaptığında kendisine bir gazeteci kardeşimiz tarafından soruldu. O çok ılımlı aslında bir cevap verdi. Dedi ki hani bu bizim gündemimiz değil. İçişleri Bakanlığı bir Sayıştay denetçisi gönderir. O denetler. Fakat burada bu konuyu Necaettin Bey'in bence yeterince ifade edememesi, bu konu üzerinde yeterince kendini anlatamaması nedeniyle bir savunma yapamadı. Onun yerine İyi Parti ve işte CHP'den oluşan Millet İttifakı İyi Parti il binasında il başkanları bir araya gelerek Necaettin Bey hakkında ona sahip çıktılar. Yani Necaettin Bey'in ne kadar dürüst ve iyi çalıştığını ifade ederek kayyumun yalancı bir gündem oluşturmak olduğunu söylediler. Bu toplantıya ben de katıldım ve benim bu toplantıya dikkatimi çeken bir konu, Necaettin Bey bu toplantıda yoktu. Bunu İyi Parti Başkanı Hasan Aksa'ya sorduk. Neden Necaettin Bey bu toplantıda değil, kendisi hakkında düzenlenen bu toplantıda değil? Cevap şu oldu. Ben bunu tatmin edici bulmadım. Necaettin Bey herkesin belediye başkanı, sadece İyi Partili belediye başkanı değil, toplumun her kesiminden her partinin belediye başkanı. O yüzden burada olması doğru değil dendi. Ben buna katılmıyorum. Neden? Çünkü Necaettin Bey'i savunmak için düzenlenen bir toplantı. Kaldı ki bugün AK Parti'den, MHP'den herhangi bir belediye başkanı kendisi hakkında ya da partisinin bir açıklamasında gayet rahat il başkanlığında toplantı hazır bulunabiliyor. Bunu kimse yadırgamıyor. Şimdi onlar da toplumun her kesiminin belediye başkanı. Ama partilerini inkar etmiyorlar. Şimdi Necaettin Bey'in bu hafta kayyumun yanı sıra bir de gene bir İyi Parti il başkanındaki toplantı esnasında partisini değiştirmeye yönelik verdiği cevaplarla da gündeme geldi. Yani bu hafta iki defa gündeme geldi Necaettin Bey. Birincisi kayyum konusu. Tabii bu çok sünni bir gündem. Çünkü ilk adımda şöyle bir problem var. Belediye Başkanı Necaettin Bey ama meclis çoğunluğu AK Parti'de ve işte bazı geçirmek istediği, hizmet yapmak için geçirmek istediği maddelerin meclis tarafından geçirilmediğini söylüyor. Bu da hizmet vermesine engel olduğunu ifade ediyor. Hani bir hizmetlerden ötürü bir kayyum atanacaksa burada meclisin suçu var gibi bir söylemi var. İkinci konuda bu maddi yetersizlikler, tabii bunlar da Necaettin Bey'in suçu değil. Bir önceki dönemden kalan borçlar, seçime 3 ay kala sadece basına 4 milyon liranın üzerinde bir para aktarıldı, böyle bir harcama yapıldı falan gündemde. İlk adım belediyesinin geliri 2 milyon lira, gideri 9 milyon lira. Yani bir makas var, bir açık var.
Bunlar bence Necati Bey'i ilgilendiren konular olmadığı için ona kayyum ihtimali çok suni bir gündemdi. Ama yine bu süreci Necati Bey'in de doğru kullanamadığını düşünüyorum. Anladım. Şimdi Mustafa Bey, tabii ki Necati Bey'i, yine Necati Bey yetişkin bir insan, bir değerli belediye başkanı, iki defa halk tarafından seçilmiş ve uzun yıllar bürokraside görev yapmış. Yani ne yaptığını bilen bir insan olduğunu ben düşünüyorum. Birlikte de çalıştım ben kendisiyle, belediyeci olduğum için. Kendisiyle yakından çalışma olanağım da oldu bir önceki dönemki belediye başkanlığı döneminde özellikle. Necatettin Bey'in düzgün ve dürüst bir insan olduğu konusunda genel bir kanaat var. Ben de bu kanaata katılırım. Hiçbir hayatı boyunca böyle bir falsosu ne duyduk ne işittik. Ahlaklı bir insan, görevini yapmaya çalışan bir insan. Tabii ki dediğim gibi konuşmanın başında Necatettin Bey kendi kendini anlatabilecek bir adam olduğu için onun yerine benim konuşmam çok uygun da olmaz zaten. Benim düşüncem şu, şeye katılıyorum. Yani kendisini ifade etme konusunda biraz böyle yeterince atak davranmadığı teşhisine katılıyorum. Kayyum meselesinde de yine sana katılıyorum. Bu yani yapay bir gündem. Yani Necatettin Bey'in herkes bilir ki Samsun'da nefes alıp soluyan, bu şehirde yaşayan herkes bilir ki Necatettin Bey milliyetçi, ülkücü gelenekten gelen, devletçi, ülkesini, milletini seven bir insandır. Kayyum kime atanır? Kayyum HDP örneğinde olduğu gibi PKK'yla ya da terör örgütleriyle çeşitli diyaloğu olan veyahut çok bariz bir şekilde yolsuzluk yapan kişilere atanır. Yani kanunlarımız böyle söylüyor. Necatettin Bey böyle bir insan olmadığına göre bu kayyum kim getirdi, kim şehrin gündemine bunu soktu, bilerek mi soktu bilmiyorum ama olmamış. Yani bu Necatettin Bey'le bir kadın belediyesiyle kayyumu yan yana koymak yani o, yapay bir gündem. Buna ben katılıyorum. Abi çok doğru söylüyorsunuz ama bu noktada şunu hatırlatmak isterim. Seçim öncesi biliyorsunuz ülkücü gelenekten, ülkücü tabandan gelen Necatettin Demirtaş için HDP ve PKK ile bir yakıştırmaya yapılmaya da kalkışıldı seçim öncesi. Ters tepti. Bu çok tutmayacağını hani 5 yaşındaki çocuğun bile bilebileceği bir propagandaydı ama bunun nasıl oldu da böyle bir işin içine girdiler, bu kadar paralar döküldü bu işe bilmiyorum. Sonuçta Necatettin Bey'in farkla seçimi almasını sağlayan etkenlerden biri oldu. Şimdi Necatettin Bey'in dürüstlüğünü herkes bilirken kayyumun gündeme gelmesi bence yine Necatettin Bey'e artı yazıyor ama yine altını çizerek söylemek istiyorum. Necatettin Bey bunu kendine artıya çevirebiliyor mu derseniz bence çeviremiyor. Neden? Madem bir Atakum Belediyesi'ne örnek vermek istiyorum abi. Alınan bir et alımı çok yüksek rakamlarla Atakum Belediyesi'ne işte 3 günde tüketilemeyecek miktarda bir et alımı olmuştu ve bu çok Samsun gündeminde çok uzun bir süre konuşulmuştu. Bir önceki belediye başkanının yaptığı bu uygulama. Cemil Bey bunu gayet güzel ifade etti. Bütün basında yer buldu ama İyi Kadın Belediyesi'nde eğer bir sorun varsa, borçlar mı çok, yolsuzluk mu yapılmış bir önceki dönemde, Necatettin Bey basın karşısına çıkıp bunları deklare etmiyor. Evet, doğru söylüyorsun. Yani Necatettin Bey şöyle, meclisteki çoğunluğunun olmaması nedeniyle uzlaşmacı bir yol izlemeye çalıştı zannediyorum. Cumhur İttifakı'nın bileşenleri zaten oradan gelme bir geçmişi de olduğu için, Milliyetçi Hareket Partisi geçmişi olduğu için uzlaşma yolunun açık olduğunu düşündü zannediyorum. Ama her nedense bu son gelişmeler gösteriyor ki uzlaşma politikası çok da karşılık bulmadı gibi görünüyor. Yani ya da bulmayacak gibi görünüyor. İnşallah buna da düzelir diyelim. Şunu da sorabilirim. Ben mesela buna çok şey yapamadım. Komplo teorisi olabilir. Acaba Necatettin Bey'in Cumhur İttifakı'ndan MHP'ye geçişi yönünde bir kayyum atanır baskısı, gözdağı gibi bir şey olabilir mi sizce? Valla böyle bir gözdağı da olmaz da. Yani Necatettin Bey, ben onu anlamaya da çalışıyorum. Yani Necatettin Bey'le ülkücü geçmişten gelme, MHP'den gelme, birisi olarak bulunduğu yeri çok da hani İYİ Parti'ye geçiş şekli bakımından da biliyorsunuz İYİ Parti'ye İlk kuruluş aşamasında gelenlerden birisi değildi Necatettin Bey. Erhan Usta gibi. Aynı Erhan Usta gibi.
Necatettin Bey'in şeye geçişi, İyi Parti'ye geçişi, Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapma olanağının önünün bu şekilde kapanmasıyla oluşan bir gelişmeydi. Dolayısıyla hani böyle ilk anda işte bir vakti saatinde Meral Hanım İyi Parti'yi kurarken o gelişmeleri hatırlayalım şöyle bir hızlıca. Ne olmuştu? Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir genel başkan yarışı başlamıştı. Buna yargının bazı müdahaleleri oldu. Arkasından başkanlık sistemine geçişle ilgili Sayın Bahçeli'nin izlediği politika kırılma noktası oldu diyelim. Arkasından Meral Hanım'la birlikte işte Ümit Özdağ, Koray Aydın, işte Musavat Dervişoğlu gibi birçok isim ayrılarak İyi Parti'yi oluşturdu. İyi Parti'ye sonradan katılanlar var. İşte Hayati Tekin bizim yakın geçmişte bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi biliyorsunuz. İşte Erhan Usta son dönemde sayın vekilimiz geldi. Necatettin Bey'in geçiş sürecinde biliyoruz. Eğer Necatettin Bey Milliyetçi Hareket Partisi ya da Cumhur İttifakı tarafından aday gösterilseydi muhtemelen şey olmayacak. Yani İyi Parti'ye geçişi muhtemelen gerçekleşmeyecekti. Bunlar gerçek yani bunları hiç kimse inkar edemez. Ama olaylar öyle gelişti ki Necatettin Bey kendisini isteyerek ya da istemeyerek bir şekilde partisinin dışında buldu ve İyi Parti ona gel dedi. Millet İttifakı gel adayımız ol dedi. O da kabul etti ve sandıktan da netice itibariyle tekrar belediye başkanı olarak çıktı. Dolayısıyla artık o tabii ki Sayın Hasan Aksoy'un söylediği gibi tüm ilk adım halkının belediye başkanıdır. Hukuk da onu söylüyor, işte şey de onu söylüyor. Ama yani işin akışı da onu söylüyor ama netice itibariyle seçildiği yer de belli. Bir belediye başkanı olarak o İyi Partili bir belediye başkanı olarak seçildi ve Cumhuriyet Halk Partili ve diğer Millet İttifakı bileşenlerinin desteğiyle seçildi. Bunu inkar etmek yoluna gittiğini de pek zannetmiyorum. Söyleminden onu da anlamıyorum ama. Ben şimdi burada birkaç noktayı paylaşayım. Daha netleştirelim burayı. Çünkü İyi Parti'deki açıklama esnasında aynı anda Necatettin Bey bir Samsun'daki, ya tüm Türkiye'de faaliyet gösteren bir ajansın Samsun'daki şubesine şöyle muhabirine şöyle bir açıklama yaptı. Daha önce de bu açıklamayı yapmıştı ve başına sıkıntı olmuştu ama ikinci kere, hani bir hatayı bir kere yaparsınız, kimse bir şey demez ama ikinci kere yapmak başka bir şey. Yani dediği şu, ben Millet İttifakı'nın, İyi Parti'nin belediye başkanıyım demiyor. Bakın, hakkında onca kayyum bilmem ne gündem oluşturulmuş. O esnada İyi Parti ve CHP onun hakkında bir savunma yaparken, ilk adımının menfaatine olacaksa parti değiştirebilirim ama şimdi böyle bir gündemim yok. Yani bu ne demektir? Açık kapı yarın bırakarak gün, konuşuyor yani. Yarın bir gün o. Bir de Necatettin Bey'in şöyle bir farkı olduğunu düşünüyorum ben. Necatettin Bey'in almış olduğu, belediye ilk dönemde almış olduğu tüm personel ülkücü kökenliydi. Bu personel Erdoğan Bey seçimi kazandıktan sonra belediyeden biliyorsunuz çıkartıldılar. Çok önemli bir bölüm çıkartıldı. Sırf ülkücü oldukları için. Şimdi siz sırf ülkücü olan işçileri atıp sizinle ittifak kurmuş, yani MHP ile ittifak kurmuş bir belediye başkanına oy verilmesi istendi. Ülkücülerden öyle değil mi? Erdoğan Top Cumhur İttifakı'nda MHP'lilerden de o istedi. Evet, halbuki istedim. Seçimden sonra ülkücü işçileri işten atmıştı. Bütün buna rağmen hala bu MHP'ye Necatettin Demirtaş açık kapı bırakıyorsa bunca yaşanan olaydan sonra ki ülkücü kökenliyim diyerek sürekli vurguluyor. Yani geçersem hani MHP olur gibi algılıyorum ben bunu şahsen. Bir açık kapı bırakıyor oluşu ne bileyim ben yanlış buluyorum. Siyasette ben keskin çizgilerle bakıyorum sanıyorum. Siyasette bu kadar keskin çizgi doğru değil. Yani daha yumuşak, ılımlı bir tablo seyretmek gerekiyor herhalde. Ama size kayyum atanmasını gündeme getirensin, işe aldığınız ülkücü işçileri işten atan bir oluşuma yani ben olsam geçmezdim ya da açık kapı bırakmazdım diye düşünüyorum. Necatettin Bey'de tabii kapımız açık.
her zaman kendisiyle diyalog halindeyiz devamlı. Yani o da bizi biliyor. Siz de eminim YouTube kanalınıza da konuşmak istese tabii ki. Gayet güzel olur. Çok memnun böyle oluruz. Bir söyleyeceği söyleyeceği her şeye tabii kapılarımız açık. Geniş geniş de yer veririz. Herhangi bir sorun yok bu noktada. Herkese yer veririz. Burası herkese açık. Necattin Bey hayli hayli açık. Evet. Yani ben Samsun basının da Necattin Bey'i sevdiğini düşünüyorum ve hani ona yer vereceklerine inanıyorum. Ama kendisi ne bileyim yani bu noktada kendini doğru ifade edemiyor gibi geliyor bana. Olabilir. Yani kendisini doğru ifade edemiyor ya da bu şekilde bir davranmak zorunda kalıyor belki de. Bilemiyorum. Meclisteki dengelerden mi kaynaklanıyor, ekonomik sıkıntılardan mı kaynaklanıyor? Yoksa bir sonraki seçime daha birkaç sene var. Birkaç sene sonra o günün koşulları nasıl olur onu da öngöremediğinden mi böyle yapıyor bilemiyorum tabii ama onun izahını kendisi yapacaktır. Biraz ben olsaydım, ben Necatettin Bey'in yerinde olsaydım bu konuda, ya bu konunun bu kadar gündemde kalmasına müsaade etmezdim. Gerek yok bu kadar. Yani yıpratıyor bu konu Necatettin Bey tarafından. Bu konu, yani bir kadın belediyesi hizmetleriyle, işleriyle, Necatettin Bey davranışlarıyla, işte hizmet etme şekliyle gündeme gelmeli ve zaten bu şekilde bilinen bir insan, ilk adım halkı tarafından da, Samsun kamuoyu tarafından da Necatettin Bey tutulan, sevilen bir insan. Bunu sandık sonuçları da açıkça gösteriyor. Her kesimden oy alabildiği de ortada. Yani durum böyleyken Necatettin Bey'in artık tecrübeli bir belediye başkanı olarak bence bu yok o partiye mi geçecekmiş, o İYİ Parti'de kalacakmış, gidecekmiş falan gibi konuları kamuoyunun gündeminden tartışılır hale getirmekten uzak durması, daha net bir açıklama yaparak kardeşim bu iş nereden çıktı? Ben seçildiğim yer belli, şu anda böyle bir gündem yok, işimizde gücümüzdeyiz, partimiz belli, yolumuza devam ediyoruz demesi gerekir ve daha çok iş konuşuyor olması gerekir, daha çok yaptıklarıyla gündeme gelmesi gerekir. Herhalde bu onun, o da bunun farkındadır da bu gündem şeyinden, trafiğinden nasıl çıkacak onu diyorum ya, ya benim şimdi YouTube kanalı açık. Iş, senin, şimdi bu iş, bu iş sadece Necatettin Bey'in değil, onun basınla ilişkilerini yürüten birimin de suçu. Tabii ki sadece Necatettin Bey'e yöneltemeyiz bu suçu. Orada bence bir organizasyon bozukluğu, organizasyon strateji sorunu var. Strateji sorunu var. Yani... Evet, bir PR sorunu var. Şimdi seçimlerin üzerinden 19-20 ay geçti tahmin ediyorum. Öyle olması gerekiyor. Ya bu süre zarfında ben Necatettin Bey'in yapılan bir hizmetle gündeme geldiğini hiç görmedim. Ya da benim eksikliğim bilmiyorum yani. Ben görmemiş olabilirim. Haksızlık da etmiyor. Ama... Yani o kadar da değil ama yani... Şimdi şöyle. Hayır, yaptığı hizmet yok demiyorum. İyi duyurulamadığını... Yaptığı olabilir. Tamam ona... Anlatmaya çalıştım. Ona şey yaparım. İyi satamıyorum. İkinci bir konu. Yine bu parti değiştirmeye geleceğim ama Zihni Bey'i ben bu noktada bir örneklemek istiyorum. Zihni Bey eğer ki parti değiştirmiş olsaydı bugün Zihni herhangi bir yerde... Tabii Zihni tabii. Evet Zihni Şahin Bey bugün parti geçtiğimiz seçimlerde parti değiştirmiş olsaydı, AK Parti'den gönül verdiği partiden ayrılmış olsaydı, örnek veriyorum İYİ Parti'den herhangi bir yerde aday gösterilseydi, belki de belediye başkanıydı, doğru mu? Yani, tabii ki Allah bilir de yani bir şansı vardı tabii yani. Bir şansı vardı. Buna rağmen partisini bırakmadı. Yani Necatettin Bey'in söylediği halkımın menfaati için parti değiştiririm. Yani Necatettin Bey'in kendisi olmazsa halkın yeni gelecek birinden menfaati olamaz mı? Yani bilemiyorum. Bu söz de bana çok garip geliyor. Kendine çok doğru ifade ettiğini düşünmüyorum. Daha... İyi ifade edebilir. Bunun için iyi bir PR çalışmasına ihtiyacı var belki. Ha bu PR çalışmasını ne şekilde yapar, kamuoyuna bunu nasıl anlatır? Samsun Son Haber buna kapıları açtığını sen zaten söylüyorsun. Tabii YouTube, kesinlikle. YouTube modern olmak lazım artık. Bakın şey değişti. Eskiden iki tane gazete vardı. O gazetelere iki tane demeç veriyordun, iş bitiyordu. Şimdi artık internet basını var. Cep telefonlarından iletişim kuruluyor. İşte YouTube var. Bizim gibi bağımsız hareket eden YouTube kanalları var. Daha teknolojiyi takip eden daha modern bir PR izlemek gerekiyor
tüm siyasetçiler için geçerli bu. Sadece İlk Adım Belediyesi için konuşmuyorum. Tüm belediyeler ve hatta tüm milletvekilleri, hatta siyasi partiler, il başkanları bunlara artık dikkat etmeli. İşte bu Z kuşağı falan diyoruz. Z kuşağı. Z kuşağı abi, kesinlikle. Yani Z kuşağı şeyi falan takmaz yani. Yok öyle o partiymiş, bu partiymiş. Ona bakmıyor. Yani kendini doğru anlatan, en kısa sürede doğru anlatan adama yöneliyor. Ve çok da ciddi bir potansiyelleri var. Yani PR çalışması konusunda Samsun'da genel olarak siyasetçilerin sınıfta kaldığını ben de söyleyebilirim. Evet, kesinlikle böyle bir problem var. Bence Necattin Bey de bunun yoğun biçimde yaşıyor. Evet, üzerinde durması lazım. Sorunlar var tabii ki, ekonomik problemler var, pandemi var. Meclis çoğunluğu sende değil. Bir sürü sorun var. Ama bu sorunları doğru anlatıp doğru anlattıktan sonra bir de işin içinden güzelce çıkarak hizmetlerini öne çıkartan bir strateji üretmesi gerekir. Herhalde o da bu birikime sahip bir belediye başkanı zannediyorum gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Son olarak şununla örneklemek istiyorum. Tavukla ördek örneğini vermek istiyorum. Tavuk ufacık bir yumurta yumurtluyor ama bütün köyü ayağa kaldırıyor. Kaz ise kocaman ya da ördek kocaman yumurta yumurtluyor ama hiç kıkı çıkmıyor. Sanıyorum Necattin Bey buradaki o ördeğin yumurtlaması gibi büyük iş yapsa da satamıyor mu, hani duyuramıyor mu? Tavuk ufacık bir yumurta yumurtluyor ama bütün köyü ayağa kaldırmayı başarıyor. Güzel bir örnek diyelim. Şimdi müsaade edersen yavaş yavaş programı da kapatalım. Evet. Gelecek hafta bir başka gündem belirleyeceğiz. Genellikle hafta ortasında sevgili Mustafa Bilik kardeşimle, Samsun Son Haber'in genel yayın yönetmeni, değerli gazeteci dostum Mustafa Bey'le Samsun gündemini 10. köyden, 10. köy mantığıyla anlatmaya çalışacağız. Her defasında başka bir konu seçerek. Programı kapatırken her YouTuber'ın yaptığını yapacağım. Sen de iyi bir YouTuber'sın. Biliyorsun ne diyeceğim şimdi. Estağfurullah. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olun. Kanalımıza. Samsun Son Haber. Zaten izliyorsunuz bizi oradan ama bir de YouTube kanalı üzerinden biliyorsunuz artık YouTube haber akışında önemli bir yer tutuyor artık günümüzde. Samsun'un haber akışını Akın Üner YouTube TV, işte Mustafa Bey'le ve işte diğer değerli konuklarıyla, uzmanlarıyla zaman zaman sizler için hazırlayıp tartışıyor. Sizlere ulaşmak için, daha kolay ve daha hızlı ulaşmamız için abone ol sekmesine basmanızı özellikle rica ediyoruz. Ve burada yayınımıza son verirken Mustafa Bey'e ve bizi izleyen herkese iyi günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.